ve konuğuna bırakıyoruz. Gözde merhaba, evet şu anda konuğum İlkay Demirdağ, etki ve yatırım stratejisi. İlkay hoş geldin. Merhaba nüfusun. Sağ olasın, seni burada görmek çok güzel. Evet, COP28 ile ilgili ilk gözlemlerini senden alalım. Burada neler konuşuluyor, ne gibi aksiyonlar var? Senin gözlemlerin neler? Tabii, teşekkür ederim fırsat için. Öncelikle gündemdeki çok önemli aslında 3 konuyu özetlemek isterim. İlki enerji sektörünün dönüşümü ve karbon emisyonlarının azaltılması ile ilgili konu. Biliyorsunuz enerji sektörü karbon salınımları ile ilgili en fazla katkı sağlayan sektörlerden bir tanesi. Bu COP'ta bir haftalık işte süreyi geride bıraktık ve güzel olan şey şu ki hani 100'den fazla ülke aslında yenilenebilir enerji kurulumunu 3 kat artırmak ve enerji verimliliğini de 2 kat artırmakla ilgili bir taahhütte bulundu 2030'a kadar. Bu önemli bir aslında şey. Öte yandan hala müzakereleri devam eden ve nereye de bağlanacağını bilmediğimiz bir fosil yakıtlardan çıkış müzakereleri var. Bir diğer önemli konu iklim finansmanı ile ilgili konu. İklim finansmanını belki 3 bacakta değerlendirmek lazım. Biraz da hani konular birbirinin içine geçiyor diye açmak istedim. İlki uyum ve adaptasyonla ilgili konular. İklim krizine bağlı olan etkilerin azaltılması ile ilgili finansmana ihtiyacından bahsediyoruz bu çerçevede. McKinsey'nin son raporuna göre 2050'ye kadar aslında yıllık 600 milyar dolar bir yatırım ihtiyacı var uyum ve adaptasyonla ilgili ve şu anda bu alanda yapılan finansmanın bu yaklaşık 10 ile 18 katı arası. COP Başkanlığı'nın COP28 için aslında hedefi uyumla ilgili finansmanın 2025'e kadar 2 kat artırılması yönünde. Bunun müzakereleri hala devam ediyor, sonuçlanmadı. İkinci önemli başlık iklim finansmanının altında azaltımla ilgili konular. Bu da emisyonların azaltımıyla ilgili yapılacak olan proje ve yatırımların finansman boyutu. Burada da McKinsey'den yine bir veri vermek isterim. Buna göre de 2030'a kadar azaltımla ilgili hedeflerin yerine getirilebilmesi için yaklaşık 41 trilyon kadar bir finansmana ihtiyaç var. Bu da tabii çok büyük bir miktar ve bunun çok büyük bir kısmı da gelişmekte olan ülkelerden kaynaklanıyor. COP'ta şu ana kadar bir haftada farklı kaynaklardan ve farklı fonlara gitmek üzere 57 milyar dolar kadar bir finansman taahhütü geldi farklı ülkelerden. Tabii ki bu konuştuğumuz finansmanın içinde çok ufak bir başlangıç, sadece başlangıç aşamasında. Umarım hani COP bitene kadar daha fazla taahhütler de gelebilir. Son önemli konu iklim finansmanı ile ilgili kayıp ve zararla ilgili fon. Bu 2027'de COP'ta onaylanmıştı. Bu sene COP'un ilk gününde tüm aslında taraflar bunun mekanizmasının nasıl çalışacağına dair hemfikir kaldılar ve yine COP Başkanlığı'nın açıklamasını paylaşayım. Şu ana kadar 700 milyon doların üstünde bir kayıp ve zarar fonuna bir plasman oldu ülkelerden. Buradaki hedef de 2030'a kadar 100 milyar dolarlık bir fon yaratmak. Peki, hedef koymak güzel, daha güzel ama aksiyon ne olacak? Bir de etki yatırımlarından bahsetmeni isteyeceğim bu arada. Teşekkürler. Aslında biraz farklı bir zihniyete ihtiyacımız var. Günümüzün bu kompleks risk dünyasında sadece sürdürülebilirlik konuşarak aslında bu kompleks problemleri çözmemiz mümkün değil. Şirketlerin iş planlarını ve stratejilerini oluştururken daha etki odaklı bir bakış açısına ihtiyaç var. Bundan da aslında kastımız en baştan niyetini belirleyerek doğa ve çevre için olumlu katkı yaratacak proje ve yatırımlara odaklanarak bunların da ölçümlemesini yapacakları modellere doğru bir evrim var tüm dünyada. Bu noktada da aslında etki yatırımları çok ön plana çıkıyor. Mümkün olduğunca ben de hani daha fazla etki yatırımlarının ana akıma geçişiyle ilgili o hızlandırma sürecine destek vermek üzere çalışıyorum. Biraz daha açar mısın bunu? Mesela ESG yatırımları var, işte etki yatırımları var. Hani biraz daha kafamızda oturması için. Tabii. Yani bu iki kavram birbirinin yerine de çok kullanılıyor. Her ikisinin de özünde ESG var ama ESG yatırımları çevresel, sosyal ve yönetişim konularını bir çerçeve şeklinde kullanan, bunları daha çok risk yönetimi tarafında tanımlayan bir yatırım şekli. Finansal bir getiri beklentisi var ama hiçbir şekilde bir etki yaratma odağı yok. Öte yandan etki yatırımlarına baktığımızda temel hedef tabii ki finansal getiri sağlamak ama bununla birlikte en önemli konu insan ve doğa için ölçülebilir pozitif etki sağlayabilmek.
Ve yani ikisi birbirinin yerine çok kullanılıyor ama birisi strateji, yani etki yatırımlarını strateji olarak düşünebiliriz. Diğerini bir çerçeve gibi düşünebiliriz. Peki. İlkay çok teşekkürler, değerli görüşlerin için. Röportajımız burada sona eriyor.